Paris'teki saldırıda hayatını kaybeden polislerden birinin 42 yaşındaki Müslüman Ahmet Merabet olduğu ve Merabet'in olayın ardından çıkan görüntülerde yerde yattığı sırada öldürülen polis olduğu ortaya çıktı. İşte orada adam dinlemez. Yani gelenekçi, Ortodoks İslam anlayışında Elfaz-ı Küfür diye bir bölüm vardır. Bir insan bu tarz bir konuşma yaptığında uyarılıyor. Sözünü geri almazsa öldürülür. Bu kadar açık. Yani bunu inkar etmesinler. Bu Şiilikte de var, Sünnilikte de var. Ama Şiilerin başı çıkıyor. Bu bir vahşettir diyor. Peki orada yazanlar ne? Orada anlattığın ne? Halbuki Cenab-ı Allah diyor, bak kul ya eyyühel kafirun. Ey kafir topluluğu, küfredenler. Kafir küfreden. Sizin inancınız size, bizim inancımız bize diyor. Bu kadar. En fazla kafir diyor. O kadar. Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize. Onların putlarına küfretmeyin diyor Cenab-ı Allah ayette. Onlar da sizin Allah'ınıza diyor, haşa. Kötü söz söylerler diyor. En fazlası budur dindeki hüküm. Allah yalvaracaklarını söylüyor ayette inşallah buyuruyor. Bize katılan bir veli gönder, bize katılan bir yardım eden yolla diyecekler diyor. Ya Müslümanlar kendilerine bir lider göndermesi için Allah'a yalvarıyorlar. Şu anda da Mehdi için Allah'a yalvarıyorlar. Kur'an'daki işaret zaten Mehdi için. Kehf suresi baştan sona Mehdi'yi anlatır. Yusuf kıssası Mehdiyet'i anlatır. Süleyman kıssası Mehdiyet'i anlatır. Cenab-ı Allah'ın amacı dünyaya İslam'ı hakim etmek. Bakın görün, sel gibi kan akacak Allah alem. Bu konular sevgiyle olur, merhametle olur, akıllı olur, imanlı olur. Bunun dışında olmaz. Allah'ı sevmeyen bu işleri halledemez. İntikam alacağım diye ortaya çıkıyor. Şimdi bir intikam daha, o intikam, bu intikam, saflaşacaklar bir sefer. Ama illaki Cenab-ı Allah'ın dediği olacak işte. Ya sırf bak Mehdi'sini çıkartmak için dünyanın tarihini bak Cenab-ı Allah nasıl yönlendiriyor ya. Ne olaylar çıkıyor. Bir kişi ortaya çıkacak diye. Allah bir kişiyi sevdiği için bak. Sırf Mehdi'sini ortaya çıkarmak için. İsa Mesih'i indirmek için. İsa Mesih'i bile Mehdi'yi sevdiği için Cenab-ı Allah 2000 yıl sonra indiriyor ona yardımcı olsun diye. En güçlü silah birlik. Evet. Birliği sevgi sağlar. Tabii. Sevgiyi iman sağlar. Siz imansızsınız. Darwinist materyalist eğitim yapıyorsunuz. Allah din dedi mi tüyleriniz diken diken oluyor. O zaman nasıl olacak? Musevilere aman vermiyorlar orada. Hristiyanlar da aman vermiyorlar. Alay ediyorlar, uğraşıyorlar. Sonra da birlik beraberlik. Birlik beraberlik Allah'a inanç da olur. Allah'ı sevmek de olur. Sevmedin mi felaketin kapısı açılır. Bela oluk oluk akacak Fransa'ya bak söyleyeyim. Bütün Avrupa'yı saracak. Laf söz dinlemiyorlar. Allah burayı eğlence yeri olarak yaratmadı. Yani Fransızlar böyle Fransız karakteri göstersinler işte Fransız tavırlar göstersinler diye yaratmadı. Güzel yönleri çok Fransızların, Avrupalıların çok. Yani nezaketleri çok. Ama Allah'a inanç çok hayatidir. Allah'ı sevmek çok hayatidir. Onun için var kainat. Sen Allah'tan uzak olursan Allah rahatlık vermez. Diken üstünde oturacaklar. Ve sürekli ateş her tarafı saracak. Mehdi'nin zuhuruna kadar bu böyle. Ha, inanmıyorlarsa olayları izlediklerine daha iyi anlarlar dediklerim. Peygamber ne diyorduysa doğru sallallahu aleyhi ve sellem. En ince detayına kadar anlatmış.
kan her yeri saracak. Olaylar her yeri saracak. Allah kendini sevmeyen bir kavme rahatlık vermez. Kendini seviyorsa rahatlık verir. Fransa kurtuluşu imanda arasın. Allah sevgisinde, Allah korkusunda arasın. Birlik. Adam neye göre birlik olsun ya? Her biri ayrı kafayı savunuyor. Darwinist, materyalist bir zihniyette sen diyorsun, atan solucan diyorsun, atan mikrop diyorsun. Orada sana adam birliğin amacını sorduğunda nasıl cevap vereceksin? Solucanlar birliği mi diyeceksin? Mikroplar birliği mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Atan mikrop diyorsun. Atan solucan diyorsun. Ondan sonra gel birlik olalım diyorsun. Evet, dinliyorum. Adnan Bey, Fransız Cumhurbaşkanı Hollande'ın konuşmasından bazı ifadeler şöyle. Irkçılık gibi akımlar kabul edilemez. Bu fanatiklerin İslam diniyle hiçbir ilişkisi olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Ya kardeşim, onlar kendini telkin yapıyor. Olur mu? Gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı bu şekilde oluyor. Kaynaklarını okudum. Var kaynaklarında. Ayette yok. Ayette selamsız ederler, uzaklaşırlar diyor. Ama hadiste helak edin diyor Allah. Boyunlarını vurun diyor. Onların iddiasına göre. Ama Kur'an'da böyle bir şey yok. Kur'an'da barış var, sevgi var. Hadisin hükmünü meydana getiriyor. Hangi hadisin? Uydurma hadisi. Peygamberin demediği hadis. Habire işte İslam barış dinidir. Ya barış dini de Kur'an'daki İslam barış dini. Sen Kur'an'daki İslam'ı mı savunuyorsun? Başka bir şeyi savunuyorsun sen. Fransa çaka çaka gelenekçi Ortodoks İslam anlayışını savunanlarla dolu. Her yer. Fransa dine dönecek, İslam'a dönecek. Başka türlü felaketten ön arkası gelmez. Bunlar numune ve deneme olaylar. Fransa'da binlerce hücre var şu an hazır. Kan dökmeye hazır, binlerce. Hiç ummadıkları insanlar bu olayın içindeler. Ancak sevgiyle, merhametle, ilimle, irfanla olur. Başka türlü olmaz. Zaten hemen üstüne Almanya'da da çok benzer bir olay oldu Adnan Bey. Siz biliyorsunuz inşallah. Ya bunlar deneme olaylar. Evet. Asıl olay önümüzdeki günlerde başlayacak. Çok büyük olaylar olacak yani. Allah muhafaza. İmam Mehdi ile rahatlıyor, bitiyor. Ne kadar? 50-60 sene falan bir şey. Ya 50 sene değil mi? 5 tane, 10 sene. Göz açıp kapayınca kadar geçer ya. Sonra bitiyor, o kadar. Sonra bozulma. Dünya tarihinde görülmemiş bir küfür gelişiyor. Ama dünya tarihinde görülmemiş bir ahlaksızlık. Sonra da müthiş bir infilak, çarpma. Cenab-ı Allah diyor ki, onu diyor başka bir çarpma izler. Şeytanın Allah'ın ikinci bir çarpma. Spin atıyor Allah-u Alem. Dünyaya bir büyük gök taşı vuruyor ama yıldız ya büyük, çok çok büyük. Vurup deliyor dünyayı. Yeniden çekim alanına girdiği için bir daha vuruyor, darmadağın oluyor dünya. Ayetteki açıklanan şekli tam.